Arkadaşlar merhaba, ben Hülya Aba Çiftçi, biyoloji öğretmeniyim. 10. sınıf öğrencilerim için mitoz bölünmenin tekrarını yapacağım. Yani farklı bir kaynak üzerinden mitoz bölünmeyi tekrardan anlatacağım. Umarım anlamanızı sağlar. Şimdilik kolay gelsin diyorum. Mitoz bölünme başlığı altında devam ediyoruz. Mitoz bölünme konusu hücre konusunun içerisinde. Öncelikle bunlardan birazcık bahsedelim. Histoloji hücre bilimi olarak bildiğimiz bir bilimdir. Hücrenin yapı, görev ve çoğalma gibi özelliklerini inceleyen bilim dalı oluyor. Hücre bölünmesinin şartları neler? Hücrenin belirli bir büyüklüğe ulaşması bu birinci şartımızdır. Bölünmenin nedenleri. Hücre neden bölünüyordu? Bunları anlatmıştım okul kitaplarımızın üzerinden. Fakat öğrencilerimize özellikle siz 10. sınıf öğrencilerime canlı derslerde anlattığım bir konuydu biliyorsunuz ki. Bunu farklı bir kaynak olarak seçtim şimdi. Tekrar olsun diye daha iyi anlamanızı sağlasın diye. Hücre neden bölünüyordu arkadaşlar? Öncelikle hücrenin bölünme nedenlerinden bir tanesi belirli bir büyüklüğe ulaşmasıydı. Yani birinci nedenimiz hücre büyüdükçe çekirdek bölü sitoplazma arasındaki oran da azalıyor. Yani sitoplazma miktarı artıyor, çekirdek küçük kalıyor ve bu durumda çekirdeğin hücreyi yönetmesini güçleştiriyordu. Yani çekirdeğin hücredeki yönetimi azalıyordu. Bir diğer neden de büyüme sırasında hücrenin hacmi yarı çapının küpüyle büyürken, yani hacim derken, yani bir hücreyi şöyle düşünelim, yarı çapını R diyelim arkadaşlar. Hacim, yani hücrenin içindeki sitoplazmanın miktarı R'nin küpü hızında büyürken yüzeyi, yani şuradaki zardan bahsediyoruz, R'nin karesi oranında büyüyor. Yani hacim yüzeyden daha fazla bir büyüme gösteriyor ve bu durumda hücredeki hacim bölü yüzey oranının bozulmasına, yani hacim bölü yüzey oranın artmasına neden oluyor ve hücre bölünme ihtiyacı duyuyor. Şimdi böylece hücrenin arkadaşlar başına neler geliyor? Yani hücre bu durumları yaşadıktan sonra hücrede madde alışverişi, madde iletimi, artık maddelerin atılması, gaz alışverişi, çekirdeğin hücredeki denetimi engelleniyor ve bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için hücre bölünüp yüzeyini genişletiyor. Yani iki tane hücreye dönüştürerek hücre yüzeyi genişlemiş oluyor. Hücrenin bölünmesinin nedenleri, bir kere hücreye bölünme emri veren merkez çekirdektir. Ya, bu tabii ki ökaryot hücrelerde. Normalde prokaryot hücreler içinde düşünecek olursak genel anlamda DNA tüm hücrelerde bulunan ortak bir yönetim molekülümüzdü. DNA emir verecek arkadaşlar. Hücre döngüsünün bir parçasıdır bölünme, yani döngünün içinde bir parçadır çünkü tüm hücreler bu döngüyü gerçekleştirirken bölünme gerçekleştirmeyebiliyor sonuçta. Şimdi hücre döngüsüne bakıyoruz. Bir hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü diyoruz arkadaşlar. Yani bölünen bir hücrenin yeniden bölününceye kadar geçirdiği sürecin tümüne hücre döngüsü diyoruz. Şimdi hücre döngüsünün içinde neler var? Döngünün içinde birincisi interfaz dediğimiz süreç, bu bölünmeye hazırlık evresiydi. İkincisi de bölünme evresi, yani mitotik evre ya da M evresi olarak bildiğimiz bölünmenin gerçekleştiği süreç vardı arkadaşlar. Şimdi bölünme olayı kendi arasında iki gruba ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi çekirdeğin bölündüğü evre, yani biz buna karyokinez diyoruz. Bir tanesi de sitoplazmanın bölündüğü evre ve sitokinez diyoruz. Çekirdek bölünmesi evreleri kendi arasında profaz, metafaz, anafaz ve telofaz diye 4 gruba ayrılıyor. Şimdi hücre bölünmesinin içine bir de interfazı koyarsak ve çekirdeğin bölündüğü şu evreleri de yazarsak öğrencilere şöyle bir kodlama yapmış olacağız. İpmat var. Bunu küçük bir kod bu. Bunu hatırlarsanız bu süreçlerde aklınıza sırayla gelir. İnterfaz, profaz, metafaz ve anafaz ve telofaz evrelerinden oluşuyor. Tabii ki çekirdeğin bölündüğü sürece kadar. Buradan itibaren devam eden yerde ne var? Bir de sitokinez var ve böylelikle bir hücreden iki tane hücre meydana gelmiş oluyor. Şimdi hücre döngüsünün birinci evresi neydi? İnterfaz evresiydi arkadaşlar. Burada iki tane mitoz arasında gerçekleşen
bölünmeye hazırlık evresi olarak biliyoruz. Yani bir hücre mitoz geçirip yeniden başka bir mitoz geçirene kadar ki arada geçirilen o hazırlık evresidir. Ön hazırlık evresidir, interfaz. Şimdi interfaz ökaryot hücrelerde döngünün yaklaşık %90'ını kapsıyor. Örneğin insanın deri hücresinde döngü 24 saat sürüyor ve bunun neredeyse 22 saatini arkadaşlar interfaz süresinde geçirdiğini söyleyebiliriz. Yani hazırlık yapıyor o süre içerisinde. İnterfaz evresindeki bir hücre dinlenme durumunda değil. Yani bu sırada çok yoğun işleri var. Embriyonik hücre döngüsünün interfazında DNA işlenmesi meydana geliyor. Fakat hücrelerde büyüme görülmüyor arkadaşlar. Yani hücreler büyümeden DNA'yı eşliyor. Herhangi bir büyüme görülmeden hızlı bir şekilde yeniden bölünmüş oluyorlar. Kısa ve sürede ve hızla çoğalınmış olunuyor embriyonik hücrelerde. İnterfazda hangi olaylar gözleniyordu? Şimdi onlara bakalım. İnterfaz evresinde bir kere bir hücrenin içerisindeki moleküller, işte organeller iki hücreye paylaşılacağı için ön hazırlık yapılıyor. Madde miktarında, organel sayılarında gerekli olan enzimlerin üretiminde hızlanma meydana gelecek ve bir DNA eşlenerek iki DNA'ya dönüşecek arkadaşlar. Yani tabii ki her hücrede bir DNA yok da herhangi bir DNA molekülü kendisine eşleyecek. Şimdi neler oluyor? Özetleyelim. Organellerin sayısı artacak. DNA molekülü kendine eşleyecek. Buna replikasyon diyoruz. DNA ile bir araya gelen histon proteinleri, yani DNA'nın etrafında toplanan histon proteinleri kromatin adını alıyor ve kromatinleri miktarı da iki katına çıkmış oluyor. Yani böylelikle DNA kendisini eşlemiş oluyor ve DNA'nın, yani şöyle bir durum var arkadaşlar. DNA sarmal bir moleküldü. Çift zincirli bir yapıydı. Aralarına şöyle histon proteinleri eklenerek yapıya katlanmış bir yapıya dönüşecek. Biz buna arkadaşlar şöyle bir görüntü oluşturacak. Biz buna ne diyorduk? Kromatin diyorduk. Yani DNA'nın histon proteinleriyle birleşmiş haline diyorduk bunu. Kromatine. Varsa eğer, yani varsa demek de şunu söylemek istiyoruz. Eğer bu bir hayvan hücresi ise sentrozomları vardır ve onlar da eşlenir interfaz süresinde ve RNA'nın ve proteinlerin de sentezi hızlanıyor arkadaşlar. Şimdi interfazda neler gerçekleşiyor ona bakalım. Hızlanan metabolizmayı kontrol etmesi için enzimler sentezleniyor. Enzim. ATP üretimi hızlanıyor. Bu olayların gerçekleşmesi sonucunda hücrenin stoplazma miktarı artar ve hücrenin büyüdüğü gözlenir. Stoplazma miktarının bu kadar artması sonucunda hücre zarı stoplazmanın ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geliyor ve böylelikle çekirdek bölünme emrini veriyor arkadaşlar. İnterfaz evresinde bir hayvan hücresi, çünkü yuvarlak gördüğümüz gibi çeperi yok. Bu evrede gördüğümüz gibi sentrozomlar ne yapmış? Eşlenmiş arkadaşlar. Hücrenin çekirdek zarı, hücrenin zarı, kromatin iplik ağı gördüğümüz gibi ve çekirdekçiyi görüyoruz. Tabii ki DNA eşlenecek, yani ve aynı zamanda sentrozomların da eşlendiğini, bu evrede eşlendiğini unutmayacağız hayvan hücrelerinde. Bütün canlı hücrelerde bölünme özelliği var mıdır? Hayır, tabii ki yoktur. Mesela kim bunlar? Erişkin hayvanlarda bazı hücrelerin, örneğin sinir, sperm, yumurta ve kas hücreleri bölünmesi tümüyle durmuşlardır. Sperm ve yumurta N kromozomdur, mayozla oluşurlar ve bunlar tekrardan mitoz geçirmezler arkadaşlar. Karaciğer gibi bazı iç organların hücreleri de sadece yaralanma ya da hücre ölümü sonucunda kaybedilen hücrelerin yenilenmesi gerektiğinde bölünüyorlar. Durup dururken bölünselerdi hücre sayısında bir artış gözlenirdi ve o organlarda büyüme gözlenirdi. O yüzden gerekli büyüklüğe ulaştığında eğer herhangi bir hasarı yoksa hücre bölünmesi yapmıyor. Devam edelim. Mitoz bölünme ile canlılarda hangi olaylar gözlenir? Onlara bakalım. Bir hücrelerde üremeyi sağlar ki bu nedir? Eşeysiz çoğalma. Bir hücreli dediğimizde kimlerdi? Amip, paramecium ve uglana gibi canlılardı. Çok hücreli canlılarda
büyümeyi sağlayabilir. Canlının boy ve ağırlık olarak artmasını sağlayacak. Gelişme, yani organların hücre sayısını artırarak olgunlaşma sürecini tamamlayacak. Rejenerasyon dediğimiz yenilenme olayı sağlanır. Ve bazı çok hücreli canlılar var. Bitkiler mesela vejetatif üremeyi bu eşeysiz üreme, yani mitoz bölünme kurallarına göre gerçekleştiriyorlar. Eşeysiz üreme şekilleri var özellikle. Onlara eşeysiz üreme konusunda değineceğiz. Burada mitoz bölünme söz konusu oluyor. Şimdi mitoz bölünmenin genel özelliklerine bakalım arkadaşlar. Tek hücreli canlılardan çok hücreli canlılara kadar bütün canlılarda görülen bir bölünme şeklidir. Bir hücreden iki tane yeni hücre meydana getiriliyor. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapıları birbirleriyle ve ana hücreyle aynı, yani herhangi bir kalıtsal fark yaratmaz kesinlikle. Kesinlikle demeyelim, mutasyonlar haricinde tabii ki. Kromozom sayısı ve yapısı değişmeyecek bu bölünmede. Yani kromozomların nitelik ve niceliklerinde herhangi bir değişme gözlenmeyecek. Mitoz ile oluşan hücreler yeniden bölünebilir arkadaşlar. Örneğin mitoz bölünme N, 2N ve 3N kromozomlu hücrelerde gözlenebilir. Bunu da şöyle gösterebiliriz. Başlangıçtaki kromozom sayısı N olan bir hücre burada görüyoruz. Yine iki tane N kromozomlu hücreye dönüşmüş. Yine başka bir 2N kromozomlu hücre, 2N kromozomlu 2N hücreye. Eğer 3N kromozomlu bir örneğin bitkilerde endosperm hücreleri 3N'dir. Onlara bakıyoruz. Onlar da yine 3N kromozomlu 2N hücre meydana getirebiliyor. Mitoz bölünmenin genel özellikleri. Şimdi notlara bakalım. Mitoz sonucu oluşan hücrelerde kalıtsal çeşitlilik oluşmuş ise, eğer bir farklılık meydana gelmişse, az önce de değindim, üstünde durdum. Burada bir mutasyon durumu olduğunu söyleyebiliriz. Mitoz sonucu oluşan hücrelerin organel sayıları, toplazma miktarları ve büyüklükleri farklı olabilir arkadaşlar. Bu kalıtsal fark yaratmaz. Organel çeşitleri aynıdır. DNA yapısı aynıdır. Fakat organel sayısı, toplazma miktarları, büyüklükleri hücrelerin farklılık gösterebilir. Kalıtsal çeşitlilik nedeni değildir bunlar. Şimdi bölünme ile ilgili kavramlara bakalım. Kromatin iplik, bu neydi? Bunu ben size okul kitaplarınızın üzerinden de şekilleri göstererek anlatmıştım. Burada dediğim gibi bir tekrar çalışması yapıyoruz. Ökaryot hücrelerde ince uzun ip yumağı şeklindeki DNA ve proteinden oluşan yapıya kromatin iplik diyoruz. Kromozom ne arkadaşlar? Bölünme sırasında kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozoma dönüşüyor. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Az önce de çizmiştim. Basit bir DNA ipliği çizelim. Mesela iki zincirli bir DNA ipliği. Histon proteinleriyle sarılmış ve katlanmış bu yapımız bizim neydi çocuklar? Kromatitti. Kromatit. Bunun şöyle içindeki bu ipliğe biz ne diyoruz? Kromatin arkadaşlar, iplik diyoruz. Yani iç kısmı DNA ve proteinden oluşan yapıya kromatin iplik diyoruz. Kromozom aslında bu kromatit tek DNA ipliğinden meydana geliyor. Bunun eşlenmesiyle kardeş yapısı da meydana geldiği zaman şöyle içine DNA'sını çizelim şu şekilde. Arada bir sentromer yapısı var. İşte buna da biz kromozom diyebiliriz. Eşlenmiş DNA ipliğinden meydana geliyor ve her birisi, her bir parça kromatit oluyor ve bunlar birbirleriyle kardeşler arkadaşlar, kardeş kromatitler oluyorlar. Şimdi bakalım, yine bu bir kromozom, normalde tek olduğunda da kromozom sayılır. DNA ve proteinden meydana geliyor. Bölünme öncesi interfaza DNA eşlendiğinde arkadaşlar, gördüğümüz gibi eşlenmiş bir kromozom, yani kardeş kromatitleri var. Şöyle burada da belirtilmiş zaten. Bu siyah ile çizilen proteinler, şunlar arkadaşlar kinetokor proteinleri. Bunlar kromozomun şu iyi ipliklerine bağlanmasını sağlayan proteinlerdir. Ortadaki kardeş kromatitleri bağlayan şu noktaya ise sentromer diyoruz.
Sentromer kromozomların yaklaşık olarak orta kısmında bulunan ince bir bölüm, kardeş kromatitlerin birbirleriyle bağlandığı bölge. Kinetokor, sentromerlerde bulunan ipliklerinin bağlandığı özel proteinler ve gelelim homolog kromozom kavramına. Bunu bilmek zorundayız arkadaşlar. Yani hepsini bileceğiz tabii ki de. Bunu lütfen dikkate alalım. Meiozda da çok önemli olacak bizim için bu kavram. Biri anneden, diğeri babadan gelen, aynı özelliğin genlerini taşıyan, büyüklük ve şekilleri aynı olan kromozomlardır. Örneğin iken kromozomlu bireylerde kromozomlar eşler şeklinde, yani homologlar şeklinde bulunurlar. Örneğin bu anneden gelen kromozom olsun. Örneğin yanına da bir tane çocuklar karşı eşini çizelim. Boyları ve üzerinde taşıdıkları gen yani karakter özelliklerinin eşit yerlerde bulunduğu kromozom çiftine biz homolog kromozom diyoruz arkadaşlar. Yine devam edelim konumuza. Diploid hücre, yani 2N diyoruz biz buna. Homolog kromozom çiftlerini taşıyan hücrelerdir. Örneğin zigot mesela döllenme ile meydana gelen bir yapıdır ve diploiddir. 2N kromozom barındırır. Yani N tanesini babadan getirir, N tanesini anneden getirir ve homolog kromozom çiftlerini içinde bulundurur. Tüm vücut hücreleri, ki buna somatik hücreler diyoruz. Zigot arkadaşlar, embriyo, eşe ana hücreleri diploiddir. Yani 2N'dir. Bir anneden gelen, biri babadan gelen kromozom çiftlerini gördüğümüz gibi barındırır. Fakat diploid hücrelerde şöyle bir durum var. Mesela karakterler aynı. Örneğin A karakteri burada. Burada da A karakteri var. Fakat karakterlerden mesela birinden gelen de ikisi de büyük A büyük A, birinde büyük A küçük A. Bunlar özelliklerdir. Örneğin birisi kahverengi gözgeni taşırken her iki kromatitte, diğeri arkadaşlar kahverengi ve mavi gözgenini barındırıyordur. Yani heterozigot özellik gösterir. Bunlar da kalıtımda işimize yarayacak. Burada da yine farklı bir durum söz konusu. Yani karakterler aynı fakat özellikler farklı olabilir homolog kromozomlar üzerinde. Gelelim haploid hücreye. Haploid hücre N kromozomludur. Homolog kromozom çiftlerinden sadece bir tanesini taşıyan hücrelerdir. Mesela N eşittir bir kromozomlu bir hücreyi görüyoruz. İçinde bir tane kromozom bulunduruyor. Bunlara da yumurta, sperm gibi üreme hücrelerini, örneğin erkek arının hücrelerini, bakterileri söyleyebiliriz. Bunlar haploid hücrelerdir. Şimdi mitoz bölünmenin evrelerine bakıyoruz arkadaşlar. Mitoz bölünme iki evrede oluşuyordu. Başta da söyledik. Bu neydi? Çekirdeğin bölündüğü karyokinez ve sitoplazmanın bölündüğü sitokinez aşamalarından oluşacak. Çekirdek bölünmesine karyokinez, tekrar ediyorum. Burada hangi aşamalar vardı? Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere birbirini izleyen 4 tane evre var. Bu sıralama önemli arkadaşlar. Örnek verecek olursak 2N eşittir 4 kromozom bir hayvan hücresinde bu evrelere bir bakalım. Şimdi profaz evresinde kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom halini alacak. Çekirdek zarı ve çekirdekçik arkadaşlarım eriyerek kaybolacak. Hayvan hücresinde ise eğer interfaz evresinde eşlenen sentrozomlar, sentriol de diyebiliriz. Bu evrede ayrı kutuplara doğru giderken aralarında ipliklerini oluşturacaklar. Eğer bitki hücresi ise onlarda sentrozom yok. Tabii ki ipliklikleri onlarda da oluşacak. Fakat onlarda, yani bitki hücrelerinde mikrotübül dediğimiz özel proteinler var. İpliklerini mikrotübüller gerçekleştirecek. Ve oluşan ipliklerinin bir kısmı kinetokor dediğimiz, bir önceki slaytlarda bahsettiğimiz kromozom üzerinde görülen ipliklerine kromozomu bağlayan proteinlerdi. Ve ipliklerinin bir kısmı kinetokorlara bağlanabiliyor arkadaşlar. Şimdi profaz evresinde bir hücre nasıl görülüyor? Bu bir hayvan hücresi. Sentrozomlar gördüğünüz gibi kutuplara doğru çekilirken aralarında iplik oluşmuş. Bunlara iplikleri diyoruz ve çekirdek zarı erimeye başlıyor ve arkadaşlar kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak
kardeş kromatitleri içeren kromozomlara dönüşüyor gördüğümüz gibi. Şimdi metafaz evresine bakalım. Metafaz evresinde kinetokorlarından iyiliklerine tutunmuş kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde dizilir. Kromozomların mikroskopta en belirgin görüldüğü evredir. Birazdan şeklini de göreceğiz. Karyotip analizi dediğimiz kromozom analizleri bu evrede yapılır. Ne demekmiş bakalım. Kromozomların uzunluk, sentromer konumu gibi özelliklerine göre sınıflandırılıp dizilmesi. Bu yolla eğer bir anormallik varsa anormal kromozom sayıları tespit edilebilir istenen hücrelerde. Metafaz evresi şurası hücrenin tam orta bölgesi yani ekvator düzlemi. Gördüğümüz gibi kromozomlar ekvator düzleminde düzenli olarak sıralanmış. İki tane eşittir. Başta da söylemiştik. 4 kromozomlu bir hücreyi inceliyorduk. 1, 2, 3, 4 tane kromozomumuz burada görebiliyoruz. Anafaz evresine bakıyoruz. Anafazda bir kromozomu oluşturan kardeş kromatitleri ortada bağlayan yer neydi? Sentromerdi, değil mi arkadaşlar? Burası yarılacak yani ayrılacak ve sentromer ayrılmasıyla bir kromozomu oluşturan şöyle düşünelim. Kardeş kromatitler şu ortadaki sentromerin ayrılmasıyla hücrenin kutuplarına doğru çekilecekler. Şöyle bir durum oluşacak arkadaşlar. İpliklerinin boyları kısalacak. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara doğru çekilecekler. Artık kromatitler yani biz kromatit olarak nitelendirdiğimiz her birine bir kromozom diyeceğiz. Yani bu da bir kromozomdu. Şimdi bunlardan her biri de bir kromozom durumuna geçmiş oluyor arkadaşlar. Artık kromatitler kromozom olarak adlandırıldığı için anafaz evresinde kromozom sayısı bir süreliğine iki katına çıkmış olarak değerlendiriliyor. Mesela 2 eşittir 4 kromozomlu bir hücreden bahsediyorduk. Bu evrede sonuçta hala aynı sitoplazmanın içinde daha sitoplazma ayrılması gerçekleşmeden sentromer ayrılması oldu ve kardeş kromatitler ayrıldığı için birbirlerinden bir süreliğine kromozom sayısı iki katına çıkmış gibi görünüyor. Yani 8 kromozomdan bahsedebiliriz. Kinetokorlara bağlı olmayan ipliklerin uzamasıyla da hücrenin boyu uzuyor arkadaşlar. Yani o iplikleri birbirlerinden ayrılırken bu sırada hücrenin de boyunun uzadığını söyleyebiliriz. Anafaz evresi böyle görünüyor çocuklar. Yani şu şekilde kinetokora bağlı olmayan iplikleri gördüğümüz gibi hücrenin boyunun uzamasına neden oldu. Kromozomlar ayrıldı. Şöyle görüyorsunuz. Kardeş kromatitler hücrenin kutuplarına doğru çekildiler. Ve başlangıçta 4 kromozom vardı. Şimdi artık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kromozomlu bir hücreden bahsediyoruz. Yani kısa süreliğine henüz burada bir tane sitoplazmadan daha bahsettiğimiz için herhangi bir sitoplazma bölünmesi olmadan bir hücrenin içinde bu kadar kromozom göründüğü için bu durum geçerli oluyor. Nota bakalım. Mitoz sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısının ve yapısının aynı kalmasının sebebi anafazdaki kardeş kromatitlerin ayrılması. Çünkü arkadaşlar bu bir ikisi bir kromozomdu. Ayrıldılar. Aynı genlerden biri yukarı gitti, biri aşağıya gitti. Yine bu yukarı, bu aşağıya gitti derken burada bulunan kromozomlarla şu aşağıda bulunan kromozomlar birbirlerinin aynısı özellikteler ve bu sebeple sitoplazma ayrıldığında arkadaşlar şuradaki genetik özellikle buradaki genetik özellik aynı olacak ve böylelikle mitoz da birbirleriyle aynı özelliğe sahip iki yeni hücre oluşmuş olacak. Şimdi telefaz evresine bakalım. Bir nevi profazın tersi olaylar burada gerçekleşiyor. İplikleri kayboluyor. Kromozomlar tekrardan kromatin iplik haline gelmeye başlıyorlar. Çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşuyor. Eğer bitki hücresi ise stokinez de bu evrede başlatıyoruz arkadaşlar. Stokinez dediğimiz şey neydi? Sitoplazma bölünmesiydi. Şimdi telefaz evresinde nasıl görülecek bir hayvan hücresi? Ona bir bakalım. Şöyle bir durum var.
İşte sentrozomlar birer tane hücre bölümüne ayrıldı. Yeniden çekirdek zarlarımız meydana geldi. Ve gördüğümüz gibi iki ayrı hücreye dönüşebilecek bir form ortaya çıktı. Bu evreden sonra zaten şuradaki sitoplazma bölündükten sonra elimizde iki yeni hücre oluşacak. Sitokineze bakalım. Sitokinez neydi? Sitoplazmanın bölünmesiydi. Bunu bitki hücreleri ile hayvan hücreleri farklı şekillerde yapıyor. O yüzden üzerinde durmamız lazım. Golgi cisimci, bunu 9. sınıftan bildiğimiz bir organeldi. Salgı üretiminden sorumlu olan organelimizdi. Golgi cisimciğinden ayrılan küçük kesecikler var. Bunlar hücrenin orta bölümünde diziliyorlar, birikiyorlar arkadaşlar. Ve bu birikim sonucunda tabii ki selüloz, pektin gibi maddeler de katılıyor. Hem Golgi'den hem hücre zarından desteklenerek. Bu orta bölümde biriken bu maddelerle ortalamel oluşuyor arkadaşlar. Ve böylelikle stokinez başlamış oluyor. Lamel oluşumu hücrenin ortasından zara değinceye kadar iki yönde devam ediyor. Yani dış zarları değinceye kadar. Bitki hücrelerindeki hücre duvarı stokinezin boğumlanma ile gerçekleşmesini de engelliyor. Yani normalde bitkide hücre duvarı olduğu için orta lamel oluşarak stokinez gerçekleşiyor. Eğer olmasaydı, ki bu hayvan hücrelerinde öyle oluyor, boğumlanma meydana geliyor. Stokinezi resim olarak görelim. Hücre duvarının olduğunu görüyoruz. Bu sert ve dayanıklı bir yapıdır bitki hücrelerinde. Şurada gördüğümüz gibi yavaş yavaş hücrenin ortasında aralamel oluşumu var ve bir süre sonra bu hücrenin uç kısımlarına kadar birleşerek iki hücrenin sitoplazmasını birbirlerinden ayırmış oluyor ve stokinez bitkilerde tamamlanıyor. Hayvan hücrelerindekine bakacak olursak, mikrofilament dediğimiz bir protein var. Arkadaşlar, bu isimler özellikle sayısal grup olacak arkadaşlarımızın ileriki yıllarda daha çok dikkatlerini çekmesi gereken bilgiler. O yüzden karşımıza çıkacak, dikkate alalım. Mikrofilament proteinleri, bunlar sitoplazmanın boğumlanmasını sağlayacak. Yani bir aşırı gergin olarak şişmemiş bir balon düşünelim ve ortasına bir ip bağlayıp o balonun iki tane balonu dönüştürüldüğünü düşünelim. Orada kullandığımız ip gibi düşünelim arkadaşlar buradaki mikrofilamenti. O ip balonu ikiye ayırıyor. Buradaki mikrofilament de işte bu sitoplazmayı arada girerek, sıkıştırarak iki tane hücreye dönüşümünü sağlayacak. Mitoz sonucunda neler oluyor? Ana hücre ile kromozom sayısı, DNA miktarı ve genetik yapısı aynı olan iki yeni hücre oluşacak. Oluşan hücrelerin organel sayıları, sitoplazma miktarları ve büyüklükleri farklı olabilir. Bir önceki slaytlarda da, yani önce baştaki slaytlarda da buna değinmiştik. Farklı olabilir. Bu genetik fark yaratmıyor arkadaşlar. Bitki ve hayvan hücrelerinde mitozlarında görülen farklara bakalım. Mesela bitki hücrelerinde biliyoruz ki sentrozom olmadığı için bitki hücrelerinde sentrozomun eşlenmesi de olmayacak. Hayvan hücresinde eşlenir. İpliklerinin oluşumu sürecine bakalım. Sitoplazmadaki mikrotübüller tarafından yapılıyor bitki hücrelerinde. Hayvan hücrelerinde bunu sentrozomlar gerçekleştirir. Stokinez süreci bitkilerde orta lamel oluşumuyla görülürken hayvan hücrelerinde boğumlanma ile meydana geliyor arkadaşlar. Şimdi bazı kavramlar var. Bunlarla ileride karşılaşabilirsiniz. Yine sorular çözerken karşılaşabilirsiniz. Onlara biraz değinelim. Endomitoz kavramına bakalım. Endo iç demek, mitoz biliyoruz zaten bölünme. Endo, yani hücre içi bölünme olarak düşüneceğiz bunu. Bazı hücreler mitoz bölünme gerçekleştirirken interfazı ve çekirdek bölünmesini yapıyor. Yani bunu gerçekleştiriyor fakat stokinezi yaşamıyor. Böylece çok hücre çekirdekli hücreler oluşuyor arkadaşlar. Bu, mesela örnek verelim, çizgili kas hücreleri, bazı mantar hücreleri, paramecium mesela iki çekirdeklidir. Çiçekli bitkilerin polenleri ve embriyo keseleri endomitoz yaparak çok çekirdekli hücrelere dönüşebiliyorlar. Bir de amitoz kavramımız var.
Bu da mitozun benziyor fakat farkları var. Yani bazı özel durumları var. Amip, öglena ve paramecium gibi çekirdek bölünmesi evrelerini yaşamadan çekirdeğin direkt boğumlanması ile ikiye bölünmesi durumu arkadaşlar. Bu basit yapılı canlılarda hani profaz, metafaz, anafaz, telofaz gibi evreleri direkt yaşamıyor ve direkt olarak çekirdek doğrudan boğumlanıp ikiye bölünüyor. Çekirdek zarı bu sürede erimiyor zaten. Şimdi bir şey var, mitozda oluşan hücre sayısını ben size şurada enimiz burada olacak 2 üzeri n formülüyle gösteriliyordu. Mesela n'e biz ne diyorduk arkadaşlar? Enimiz bölünme sayısı idi mitozda oluşan hücre sayısını bulmamız için. Yani bu 2 üzeri n formülünden mitozda oluşan hücre sayısını bulabiliriz. Örneğin elimizde işte 2n eşittir 4 kromozomlu bir hücre olsun. Bu hücremiz 3 kez mitoz geçirdi diyelim ki. O zaman nasıl yapacağız? Bu 2n diploid olduğunu gösteren n'dir arkadaşlar. 3 kez mitoz geçirdi diyelim ki oluşan hücre sayımız nedir? Bunu nasıl bulacağız? Şöyle 2 üzeri n formülünü kullanıyorduk. Ne yapacağız? Yani 2 üzeri 3 diyeceğiz. Burada 3 kez mitoz geçirdiği için. Yani elimizde bizim 8 tane hücre olduğunu düşünebiliriz. Peki oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı kaçtır? Her bir hücrenin kromozom sayısı 4'tür arkadaşlar. Yani oluşan bu 8 hücrenin her birinin kromozom sayısı 4'tür. Yani burada verdiğim örneğe göre söylemek istiyorum. Çünkü başlangıçta verdiğim hücrenin kromozom sayısına 4 dedim. Mitoz hücre bölmesinde kromozom sayılarının değişim grafiği var. Mesela bu da sorularda karşımıza çıkabiliyor. N kromozomlu bir hücre, örneğin işte interfaz, profaz ve metafaz evrelerinde gördüğümüz gibi kromozom sayısı yine N. Fakat anafaz evresinde kromozomlar bir nevi hani iki katına çıkmış oluyordu ya hatırlarsanız işte bölünüyordu kardeş kromatitler. Anafaz evresinde 2N'e çıktı. Telofaz evresinde bu miktarla devam etti. Stokinez gerçekleşince kromozom sayısı yine başlangıçtakine döndü arkadaşlar. DNA miktarına bakalım. X gram DNA olduğunu düşünelim başlangıçta. İnterfaz evresinde DNA miktarımız 2x grama çıktı. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinde yine 2x gramdı. Stokinez geçirilince DNA miktarı yine x grama kadar düşmüş oluyor arkadaşlar. Slaytımızı burada bitiriyoruz. Bundan sonra mitoz bölünmeden hücre bölünmesinin kontrolü kısmı var. Yani hücre bölünmesinin kontrol durumu ortadan kalkarsa neler başımıza gelebilir? Hücrenin bunu kontrol etme aşamaları var. Onlardan bahsedeceğiz. Ardından eşeysiz üreme konusundan bahsedeceğiz. Bazı sorular çözeceğiz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Umarım videomuzu izleyerek derslerinizde başarılı olma oranınızı artırırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.